Evet, Çınar Medya Grubu ABD temsilcisi Ali Çınar bizlerle birlikte. Ali, hoş geldin yayınımıza. Biz içeride bambaşka başlıkları fiyatlarken peki küresel piyasalarda neler fiyatlanıyor an itibariyle? Beyaz Saray'ın gündeminde neler var? Pelin, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Evet, Haziran ayının son haftasında piyasa rallisinin daha fazla ivme kazanıp kazanmayacağı da merak konusu. Hisse senedi vadeli işlemlerde çok az bir değişme görüyoruz yatay görünümde. Ama Dow Jones'ta ve Nasdaq'ta bir artış da çıkmaya başladı. Ayrıca Fed yetkililerinin Şahin açıklamaları geçen hafta vardı. Ve Fed Başkanı da çarşamba günü Portekiz'de, Perşembe günde İspanya'da bazı forum ve konferanslarda konuşacağını söyleyebiliriz. Emtia piyasasında ve Brent petrolde artış var. Her ne kadar geçen hafta sonu Rusya'da yaşanan Wagner isyanıyla beraber ve Katar'ın hafta sonu yaptığı açıklamalarla birlikte bir endişe de açıkçası enerji sektöründe, petrol piyasasında da olduğunu belirtebiliriz. Bunun dışında Çin'deki büyüme konusundaki bazı soru işaretleri de yine bu hafta piyasalarda bir endişeye mal bırakacak gibi görünüyor. Goldman Sachs fiyat dalgalanmalarını gerekçe göstererek elektrikli otomobil üreticisinin notunu düşürme kararı aldı ve Tesla'nın %1 hissesinin düştüğünü belirtebiliriz. İlaç üreticisi Moderna'ya gelmek istersem, UBS'in nötr satın alma için yaptığı yükseltmenin ardından %2,5 kazanç sağladığını belirtebiliriz. Google'a bağlı Alphabet'te de UBS'in downgrade etmesinden dolayı, ki nedeni de yapay zeka oyunlarının serbest rekabete daha meyilli olduğunu belirtmesiyle beraber Alphabet'te de hisse senedinde bir düşüş yaşandı. Ama genele baktığımızda bilhassa teknoloji hisse senetlerinde hala artışın geçen seneyi mukayese ettiğimizde %33 bir kayıptan %36'lık bir artışla bu kaybı kurtardığı da birçok teknoloji şirketinde görüyoruz. Bunun dışında Fed'in sıkı para politikasının devam etme ihtimaliyle beraber Fed Yönetim Kurulu üyelerinin de açıklamaları tabii bizim de radarımızda olacağını belirtebiliriz. Beyaz Saray gündemine gelirsek, Başkan Biden bugün internetin altyapı konusunda ve ABD yatırım konusunda önemli açıklamalar yapması bekleniyor. Bilhassa hızlı internet konusunda yeni bir projesine Beyaz Saray'da açıklaması bekleniyor. Tabii gözler Başkan Biden'ın Biden-Monik denen Biden'ın ekonomi politikası ile ilgili de bu hafta kritik açıklamalar yapacağı doğrultusunda. Bu da piyasaların beklediği Beyaz Saray'dan bir bilgi olarak belirtebiliriz. Bunun dışında Pelin, Amerikan Kongresi kapalı. O nedenle ne Temsilciler Meclisi'ndeki Finans Komitesi'nde ne de Senato Bankacılık Komitesi'nde hiçbir programın olmadığını belirtebiliriz. Ekonomik verilerde sadece Dallas'ın üretim anketi, Dallas Fed'in üretim anketi verisi açıklanacak. Onun dışında da beklediğimiz bir ekonomik verinin olmadığını belirtebiliriz. Ve son olarak dış politika ile ilgili biraz değinmiştim. Rusya'daki son gelişmeler Biden yönetiminin de şu anda radarında. Acaba enerji sektörüne nasıl etki edecek? Bu da şu anda konuşuluyor. Ve bugün birçok basın toplantısında hem dışişlerinin hem de Beyaz Saray'daki toplantılarda bu konunun gündeme gelmesi bekleniyor. Bunun dışında ABD-Çin arasında inişli çıkışlı ilişki devam ediyor. Açıklamalar Biden yönetiminden ardı ardına geliyor. Zira Başkan Biden'ın Çin Devlet Başkanı Xi'ye diktatör demesinden sonra gerginliğin daha fazla arttığını ve Hindistan'da yapılacak G20 zirvesinde Biden-Xi toplantısının olup olmayacağı da sorgulanmaya başladı. Tabii günün erken saatleri, dediğim gibi, son olarak piyasalarda ilk başta söylemiştim. Yatay görünüm var ama artıya geçişte görüyoruz. İlerleyen saatlerde biz de Bloomberg KT olarak takip etmeye devam edeceğiz borsayı. Çok teşekkür ediyoruz Ali, aktardıkların için diyoruz ve böylece noktalıyoruz bölümü.